Herkese merhaba. Merhaba. Twilight Zone serisinin 21. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm orijinal tarihiyle 26 Şubat 1960 yılında yayınlanmış. İsmi de Mirror Image. Yine ilginç öykülerden ve heyecanlandıran öykülerden bir tanesi. 1960 yılında paralel evrenin işlendiği bir öykü baktığımızda. Yani ben izlerken çok şaşırdım. Değil açıkçası. Ben beklemiyordum. Acaba diyorum kadında bir hani ruhsal olarak bir şeyler mi oluyor? Bir baktım. İki tane kadını görünce tam oturdu benim kafamda. Ve tahminimce belli bir bölge var Salih. Ya, hikayeyi de anlatırsak. Bir kadın karakter var. Bu kadın karakter sürekli aynı... Bir dakika, nasıl anlatabiliriz ki bunu? Başka bir paralel evrenden gelen birisi önceden davranıyor, yapıyor hareketleri. Sonra bu kadın aynı hareketleri yaptığında bu sefer... Görevliden falan azar işitiyor. Sen biraz önce zaten bavulunu sormadın. Yani zaman tekrar ediliyor. Bir paralel evrende bir kayma var herhalde zamanda. İlk önce paralel evrende kadın yaşıyor. Sonra gidiyor kendi evrenine. Daha sonra bu kadın yaşıyor. Anlam veremiyor hiçbir şey. Daha sonra da otobüs durağında, yani otobüsün içerisinde kendisini görüyor. Tahminimce bir sonraki aşama aslında. Yani diğer evrende otobüse binmiş o kadın. Biraz zaman, yani evrenler birbirine kaymış burada. Kafası mı karışıyordu? Yani şey, ruhsal olarak sıkıntıya düşüyor galiba. Hastaneye mi kaldırıyorlardı? Aslında kadında bir ruhsal sorun da yok. Yok yok, yani hani gördüğünü artık kabullenemiyor. Söylüyor. Evet. Herkese söylüyor. Tabii çevresindekiler buna inanmıyorlar. Öyle olduğu için işte ambulans mı arayalım, polis mi arayalım diye tartışırken oradan bir erkekle görüşüyor. Evet. Yani konuşuyor. Erkek de inanmıyor kadına. Evet. O da inanmıyor. Polisi arıyor hatta. Evet. Ve kadını alıp götürüyor polisler. Şimdi kadının öyküsü burada bitiyor. Artık görmüyoruz ama bu sefer adam geliyor, bavulunu koyuyor oturduğu yerin yanına. Yazıhanedik görevli adamla konuşurken bir bakıyor, bavulu yok ortada. Kapıdan birinin çıktığını görüyor. Onu takip ettiğinde kendisinin olduğunu görüyor. Onu bayağı bir kovalıyor. Zaten bölümde burada sonlanıyor. Evet. Yani yine aslında senin dediğin gibi. Önceden yine adam geliyor ve... Bir zaman kırılması evet. Var orada. İki evrenin birbirine geçmiş halde böyle. Hani gelecekte değil aslında. İkisi de aynı kendi zamanını yaşıyor da o biraz daha ileride yaşıyor demek ki. Kadının zaten bir açıklaması vardı. Farklı bir evrenden benim ikizim geldi evet. Ve beni ele geçirip yok edecek evet, gibi bir şey vardı. Kötü olarak bakıyor olaya. Aslında hiç alakası yok. Diğer evrendeki kadın diğerini bilmiyor bile. Belki de otobüse bindiği sırada gördü. Onu ama aynaların içinden falan gösteriyor kendini şimdi baktığımızda. Aynadan yansımasını görüyor galiba sadece. Ha öyle mi? Yüz yüze gelmediler diye biliyorum. Yüz yüze gelmediler de yani aynada görüyor. Aynada ya, görüyor o yüzden... evet. Sonra arkasına döndüğünde yok mu oluyordu? Neydi öyle bir şeydi evet, galiba. Evet göremiyor. Belki de sadece ayna üzerinden görülebilen bir şey. Ben şimdi net hatırlamıyorum da. Ama şey vardı işte, yazıhanedeki görevli adamla konuşuyor. Bavulunu yazıhanedeki adamın arkasında görüyor. Sonra geriye döndüğünde bavul tekrar yanında. Hani böyle bir eşyaların yeri de değişiyor bir şekilde. Çok karmaşa vardı orada ya. Ruhsal olarak seni sakatlar orası. Ya öyle bir şey, sen de ben de yaşasak sakatlanırız yani hani. Ama çok normal. Düşünsene, bavulunu koyduğun yeri hatırlamıyorsun. Şey olur, stres sıkıntı yaşayıp kendini sorgulamaya başlarsın. Bu da ruhsal olarak seni çok etkiler. Sıkıntılı bir aslında yani işin içine kendini koyduğunda... Biraz da huzursuzluk dolabiliyorsun yani. Evet. Bu da çok ilginçti ya. Düşündüğün zaman gerçekten seni böyle bunalıma sokacak bir evet, olay. İlginç bir bölüm. Zaten Rod Serling'i de kendi yaşantılarından yola çıkarak galiba yazmış. Ama kendisi onu yaşamıyordu ya. Ya yaşasaydım diye soruyor galiba, değil mi? Hani evet. Öyle bir şey. Ben ya de orada duran adam ben olsaydım hani. Şöyle kendime şey. Baksaydım gibiydi değil mi? Bir havalimanındaydı. Ya hava alanı ya da otogardır. Otogar bir şey. Orada adamın biri geçiyor. Aynı onun kıyafetlerini giymiş. Aynısı. Ama biraz daha ince miydi? Öyle bir şey daha vardı. Genç ha, evet, daha genç sanırım. Adam arkasını dönünce bunu fark ediyor. Ondan sonra diyor hani acaba o olsaydı. Hani ben olsaydım evet. O. Ne olurdu'dan yola çıkarak bu hikayeyi yazıyormuş. Ya yazmış. Hani Rod Serling'in... Verileri çok güzel kullanıyor. Hayatında gördüğü, yani hayatında yaşadığı bir deneyimi hemen hikayeye çevirebiliyor. Öyle bir şey ya, kendisinde yaratmış. Hani hemen yaşadığı esrarengiz bir olay olur ya da böyle olsaydı esrarengiz olurdu. O yüzden de ben bunu hikaye yazdım. Yani öyküye dökmeliyim diye bakıyor galiba. Ama güzel yedirebiliyor. Gayet güzel yedirmiş evet. Ya bunun dışında benim de ekleyeceğim pek bir şey yok bu bölümde. Benim hani bir tek not aldığım yer. Bu bölümde
birçok mekanın adı geçiyordu işte, birçok şehrin, kasabanın. Onlar Rod Serling'in çocukluğuna ev sahipliği yapan yerlerden kendisinden seçilmiş. Parçalar. Evet. Yine senin dediğin gibi aslında hayatındaki bütün bilgileri kullanıyor bir kullanıyor, şekilde. Kullanıyor, evet, evet. Tamam, gelecek yayında The Monsters Are Due on Maple Street, değil mi? Evet. Yine ilginç bölümlerden birisi bu. Çok ilginç bir bölümdü. O zaman gelecek yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.